Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Emre Kongar. Adaletsizlikler iktidarı zorluyor. İktidarın 31 Mart 2024 yerel seçimlerini kaybetmesinin bir nedeni de kişisel kararlara bağlı olarak yaşanan haksızlıklar, hukuksuzluklar, adaletsizliklerdir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması, bu kararlar iç hukuk kararlarına aykırı bile olsa anayasa emridir. Ama çelişkili maddeler içeren, kendi yaptığı ucube şahsım devleti anayasasına bile uymayan iktidar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayı da ısrarla reddediyor. Kamuoyu, Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymadığı için Avrupa Konseyi'nin uygulayacağı yaptırımlardan bile ancak dolaylı olarak haberdar oluyor. Bilindiği gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın salı verilmesine karar verdi ve bu kararında ısrar etti. Ayrıca bu kararına uyulmadığı takdirde, Türkiye'ye, Avrupa Konseyi'nden ihraca kadar gidebilecek yaptırımların uygulanabileceğini belirtti ve bu yaptırımlara karar verilmesi için, Türkiye'nin ihlalini Konsey'in Bakanlar Komitesi'ne aktardı. Ama bir yandan sığınmacılar sorununda Türkiye'ye muhtaç olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi topu taca attı öte yandan bizim iktidar da kulağının üzerine yattı. En sonunda kamuoyu, eski Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Hollanda'ya gideceğine ilişkin bir haberle bu yaptırımların birinden haberdar oldu. Çeşitli medya organlarında Bakan Fidan 10. Türkiye-Hollanda konferansı için Kavala ve Demirtaş şartı ileri süren Hollanda'ya gidiyor başlığıyla yer alan haberin özeti şöyle. Hollanda parlamentosunda yapılan oylamada Demirtaş ve Kavala hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması halinde Avrupa Birliği'nin Türkiye ile yapması planlanan gümrük birliği anlaşmasının güncelleme etkinliğinin bloke edilmesi yönündeki önerge kabul edilmiş. Medyada yer alan haberde Fidan'ın bu karardan bir gün sonra Hollanda'yı ziyaret edeceği belirtiliyor. Fidan'ın Slot ile görüşmesinde İsrail Filistin Savaşı, Ukrayna ve Kıbrıs gibi bölgesel sorunlarla birlikte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ye tam üyelik süreci Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi ve Türkiye vatandaşlarına vize serbestisi gibi konuların da müzakere edileceği açıklanmış. Medyada Hollanda Parlamentosu'nda alınan kararla ilgili konu da Kati sosyal medya paylaşımı üzerinden haberleştirilmiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasına ilişkin kararları uygulanmadan Türkiye ile Gümrük Birliği modernizasyonu mümkün değil. Hollanda Parlamentosu önergemi Avrupa Birliği Konseyi öncesinde kabul etti. Tam bu sırada Hürriyet Gazetesi'nin Sarayın Sözcüsü olarak tanınan köşe yazarı Selvi, sütununda Osman Kavala'nın hapiste tutulmasının, gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye'ye ne yararı var? Adalet ve Kalkınma Partisi'ye ne fayda sağlıyor? dediği bir makale döşenmişti. Kamuoyu, yani seçmen, Gezi Parkı direnişi mağdurlarını, 28 Şubat mağduru emekli yaşlı hasta generalleri, Kavala Demirtaş olaylarını, yaşlı hasta ve veya engelli mahkumların tahliye edilmemelerini. Hapishanelerde yaşayan bebekleri, çocukları. Adliyede olup bitenler hakkında yayımlanan kitaplardaki rüşvet ve benzeri yozlaşma iddialarını. Yargıtay'a ve Anayasa Mahkemesi'ne yapılan garip atamaları. Kanun hükmünde kararnameler konusundaki haksızlık ve hukuksuzlukları. Gazetecilerin verdikleri haberlerden dolayı hapse atılmalarını. Kayyum atamalarını. Unutmadı. 31 Mart seçim sonuçlarında geçim sıkıntısı kadar hiç kuşkusuz, adaletsizlik de etkili oldu. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.